Vesveseli kişi ihtimallere önem vermeli midir? Günlük hayatımda bana sürekli ya Allah'ın yasak kıldığı bir şeyi yaptıysam ve bundan haberim yoksa gibi vesveseler geliyor. Örneğin ya bir yere bir şekilde necaset bulaştırıp haberim olmadıysa ve bu yüzden tüm eve necaset bulaştırdıysam gibi. Bu vesveselerden o kadar bunaldım ki çoğunlukta oturup saatlerce ağlıyorum. Çevremdeki insanlar bile ya akli dengemi yitireceğimi ya da ibadet etmeyi tamamen bırakacağımı söylüyorlar. Bu konuda ne yapmalıyım demiş hocam. Tabii öncelikle vesvesenin bir hastalık olduğunu kabullenmek gerekir. Çünkü bir hasta kendi hastalığını kabullenmedikçe o hastalığından iyileşmesi mümkün olmaz. Nasıl mümkün olsun ki? Çünkü ona bir takım tedavi mahiyetinde ilaçlar verilecek, bir takım reçeteler verilecek. O reçeteyi kendisinde tatbik edebilmesi için kendisinin hasta olduğuna inanması gerekir. Vesvesenin de bir hastalık olduğunu kabullenmek gerekir. Öncelikle tedavinin başlangıç noktası bu. Bunu kabullendikten sonra bunun bertaraf edilmesine dair reçete nedir? Bu vesvesenin üzerine gitmektir. Yani namazınızı kıldınız, acaba namazım oldu mu olmadı mı oldu deyip bir daha buna dair sual etmemek. İşte bir şey yaptınız, bu oldu mu olmadı mı oldu deyip bir daha onun hakkında ikinci bir suale gitmemek. Bu şekilde belki bu çok zor olacaktır ama belli bir Süre zaman sonra, alacaktır. belli bir aşamadan sonra bu vesvese inşallah bitecektir ki bununla alakalı hadis-i şerifler de vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte şeytana dön sen kendi işine bak benim namazım oldu şeklinde ifadelerde bulun diye Müslümanlara telkinde bulunuyor. Bu vesvese halinden kurtarabilme adına. Çünkü şeytanın silahlarından bir tanesidir bu. Sizi öyle bir hale düşürür ki aile saadetiniz gider. Çünkü bununla, bu gibi durumlarla çok karşılaşıyoruz. Hanımıyla olan bir diyalogundan dolayı ben işte hanımımı boşadım mı, boşamadım mı? O yokken ben şöyle şöyle söyledim. Kendi kendime konuştum. Bizim aramızda nikah var mı, yok mu? Derken bu huzursuzluk aileye yansıyor ve gerçekten ayrılığa kadar gidebiliyor. Veya bu manada işte ibadetle alakalı benim etrafıma acaba necaset bulaştı mı? Evimin her tarafına necaset bulaştı mı? Benim namazım oldu olmadı derken namazdan tamamıyla kopma. Bunlar bu şekilde bir vesvese geldiği zaman bunu kesip benim hanımımı boşamadım veya ibadetimde bir halel yok veya necasete bulaşmadım diyerek bunun üzerine gitmek gerekir. Bir de fıkhen şöyle bir kural vardır. El yakin la yezülü bir şek. Yakini olan bir şey yani genel kanaatin hakim olduğu bir şey şüpheyle zail olmaz. Birkaç örnek verebiliriz bununla alakalı. Varsayalım üzerinizde gerçekte bir necasetin bulaştığını görmediniz. Böyle bir müşahedeniz olmadı. Ama ihtimal vardır ki necaset bulaşmış olabilir. Fıkhen üzerinize necaset yoktur. Çünkü yakin necasetin bulaşmaması, şüphe bulaşması, şüpheyle yakin izale edilmez. Bu genel bir kural. Abdest aldığınızı kesin hatırlıyorsunuz ama abdestinizi bozma ihtimaliniz de var. Yani şüphe ediyorsunuz. Aldığınızı kesin hatırlıyor, bozduğunuzda ise şüpheniz var. Fıkhen sizin abdestiniz vardır. Niye? Yakinen abdestiniz var ama şüphe abdestinizin bozulmasına dair şüphe ise yakini izale etmeyecektir. Bunun örneklerini çoğaltmamız mümkündür. Kaynaklarımızda onlarca, yüzlerce örnek bulmamız mümkündür. Dolayısıyla özellikle kardeşimizin vermiş olduğu da örnek bu yolda. Diyor ki işte acaba etrafta bana necaset bulaşmış olabilir. Ben işte evime tutmuşumdur. Evimin seccadesini de pislettim, şurayı da pislettim, burayı da pislettim tarzında. İhtimaller önem vermeli miyim Bu diyor. manadaki ihtimallerle evin tamamını bir pis hale getirme ve bu şekilde adeta yaşanılamaz bir hale kendini sokması. Oysa hukuken de baktığımız zaman bu ihtimaller yakini hiçbir zaman bertaraf etmeyecektir. Yakinen temizdir. Bu ihtimallere ise itibar edilmemesi gerekmektedir. Artı bir de şunu da ifade etmek gerekir. Varsayalım bir mekan necis dahi olsa, eğer kuru ise, kaynaklarımıza geçen bir mesele, oraya temas eden başka bir şey de kuru ise, kurudan kuruya necaset Bulaşmış. intikali yoktur. Yani söz gelimi bardak temiz, masanın üzeri ise necis ama kuru. Bardak da kuru. Bu bardağı bu masanın üzerine koymamızla bardak kirlenmiş olmaz. O bardağı sonra cebimize koyarak da namaz kılabiliriz. Veyahut da elimizi buraya tutsak ama elimiz ıslak değil, bu mekan da ıslak değil. Yani kurudan kuru. Kurudan kuruya necasetin sirayeti kesinlikle yoktur. Tabii bu hukuksal bilgi olarak bunu söylüyorum. Ama bu kardeşimiz bunlara takılmamalıdır. Veya bu emsal olan kardeşlerimiz. Normalde yakinen necasete bulaştığımı ben bilmiyorum. Böyle bir şey görmedim.
veya abdestimi bozduğumu bilmiyorum veya namazımı işte yani yanlış kıldığımı ben bilmiyorum. Ama ihtimaller var. İhtimaller zandır. Zan ise hiçbir zaman yakini bertaraf edemez diyerek bunun üzerine gitmek gerekir. Evet. Rabbim bu hale düşen kardeşlerimizi tez zamanda kurtarsın inşallah. Amin inşallah.